Merhaba sevgili gençler. Bu videomuzda pekiştirme testi birinci sorularını çözüyoruz. Şimdi birinci sorumuz neymiş bakalım. Aşağıdaki tabloya x değişkenine bağlı bazı ifadeler ile bu ifadelerin sağ tarafında ifadelerin polinom olmadığı olup olmadığını gösteren iki tane sembol yazılmıştır. Buna göre hangi satırda bulunan semboller yer değiştirilirse İfadelerin hepsinin polinom olup olmadığı doğru bir şekilde gösterilmiş olur. Şimdi öncelikle bunlar polinom mu değil mi bir buna bakalım. Birincisi için polinom tanımını hatırlayalım öncelikle. Kuvvetlerin ne olması gerekiyor? Üstlerin kuvvetlerin doğal sayı olması gerekiyor. Bakıyorum 3 bir doğal sayı ama eksi 2 bir doğal sayı değil. O halde bu bir polinom değildir x'in kuvveti 1, burada 2. 1 ve 2 birer doğal sayı olduğuna göre bu bir polinomdur. 1907 çarpı x üzeri 0 diye düşünün demiştik. 0 bir doğal sayı olduğuna göre bu bir polinomdur. Kuvvetler 7, 1 ve 0. 7, 1 ve 0'ın her biri birer doğal sayı olduğuna göre bu da bir polinomdur. Şurada 1 bölü x. 1 bölü x'i nasıl yazıyoruz? X üzeri. Eksi 1 olarak. E, eksi 1 bir doğal sayı değil. O zaman eksi 1 doğal sayı olmadığına göre bunu da götürdük. Nelerin yer değiştirmesi lazım? Bir kere 3 ve 4 güzel. Ee, nelerin yerlerini değiştirelim? 3 ve 4 diyorum. Dördüncüsü doğru. Hangilerinin yerleri değiştirilirse polinom olmuş olur diyor. Öncelikle 1 ve 2'nin yerini değiştirsek. Bakın 1 ve 2'nin yerini değiştirirsek buraya doğru gelir. Buraya yanlış gelir. Burası sağlanır. Bir de 4 ve 5'in yerini değiştirsek olur. Pardon, 3 ve 5'in yerini değiştirsek olur. Bakın buraya çarpı gelir, buraya artı gelir. Bunları da sağlamış oluruz. Demek ki 1 2 3 ve 5'i değiştirirsek ifadelerin hepsi doğru bir şekilde gösterilmiş olur. Doğru cevap D şıkkı gelir. İfadesinin polinom belirtmesi için m kaç olmalıdır? Şimdi 1 bölü x. 1 bölü x nedir? x üzeri eksi 1'dir. eksi 1 bir doğal sayı değil. Polinom olmasını bozal ama bu polinom belirtmesini istiyoruz. O halde 1 bölü x'i terim bulunmayacak. Yani kat sayısı 0 olmalıdır. m eksi 1 eşittir 0 diyorum. m buradan 1 geliyor gençler. Doğru cevap a şıkkı oldu. Polinomun derecesi 4. Sabit terimi eksi 3 olduğuna göre. Derecesi 4 olacaksa en büyük dereceli terim bu olarak bulunmalı gençler. Yani 3x üzeri 4 olmalı. E, x üzeri 5'li terim bulunmayacak. Çünkü x üzeri 5'li terim bulunursa derecesi 4 olmaz 5 olur. O zaman x üzeri 5'li terimi yok edeceğiz. Yani m 2 eşittir 0 diyorum. m buradan 2 geliyor. m 2 geldiği anda bakın bu gitti. Geriye şu polinom kaldı. E sabit terimine yani x'e bağlı olmayan ifadeye de eksi 3 demiş. Demek ki n eksi 3'tür. Bunların toplamı isteniyor. 2 artı eksi 3'ten cevap eksi 1 gelir. Doğru şık B şıkkıdır. Sabit polinom olduğuna göre sabit polinomsa değişken olmayacak. Yani x'e bağlı olan bütün ifadelerin kat sayılarını sıfır yapıyorum. Bu sıfır olacak. Bu sıfır olacak ve bu sıfır olacak. M artı 2 eşittir sıfır dersek M buradan eksi 2 gelir m eksi n artı 5 eşittir 0 dersek n buradan m eksi 2 gelir dedik. Burada hata olmasın. n buradan m artı 5 gelir. E, m'nin de eksi 2 olduğunu biliyoruz. Eksi 2 artı 5'ten n'yi 3 bulmuş oluruz. Bakın n eksi 2 pardon m eksi 2 n 3 devam edelim. n artı k'nın da 0 olması gerekiyor. Demek ki k eşittir eksen n. E, n eksi 3'tü. K eşittir. Eksi 3 geldi. Bunların toplamı. Eksi 2 artı 3. Eksi 3. Toplarsak ne geldi? Eksi 2 doğru cevap. A şıkkı oldu. Sabit polinomsa x'e bağlı terimleri, ifadeleri, kat sayılarını sıfır yapıyoruz. Sıfır polinomu olduğuna göre sıfır polinomu belli. Px eşittir sıfır gelmedi. Yani bütün terimlerin katsayılarını sayılarını sıfır yapıyorum. Bu da sıfır olacak, bu da sıfır olacak. Demek ki A0 B-1 sıfırdan B1 A0 B1 bunları kare içine alalım. A çarpı B artı C eşittir sıfırmış. A0 olduğu için bu gitti. Demek ki C de sıfır geldi. D-1 eşittir sıfırdan D'nin de bir geldiğini görürüz. Bunları istenilen ifadede yerine yazarsak. 0 çarpı 1 artı 0 çarpı 1'den 0 artı 0, 0 bulmuş oluruz. Doğru cevap C şıkkı olur. Polinom belirttiğine göre M'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi gençler, polinom belirttiğine göre diyor şurası, şurası ve burası doğal sayı olacak. Yani M artı 13 bölü M artı 1, 1 doğal sayı olacak. 8 bölü M 1 doğal sayı olacak. 3 eksi m bir doğal sayı olacak. E, 3 eksi m bir doğal sayı ise 3 eksi m büyük eşittir. 0 olarak yazabiliriz. Buradan ne gelir? 3 büyük eşittir. m gelir. 8 e, bölü m doğal sayı olacaksa m'nin 8'i bölen sayılardan biri olması lazım. 1, 2, 4 ve 8 olabilir. Sonucu da 1 gelsin. Çünkü pozitif gelsin. M 3'ten küçük eşit olacak demiştik. Bunu unutmayalım. O zaman 4 ve 8 olmaz. Yani M'nin olası değerleri 1 ve 2. Bunu sağlayacak mı bakalım. Burada yerine koyalım. M 1 için orası 14 bölü 2'den 7 gelir 7 bir doğal sayı. Sağladı. Yani 1 olabilir. M eşittir 2 için 15 bölü 3'ten 5 geldi. 5 de bir doğal sayı. O zaman 2 de olur. Alabileceği değerler 1 ve 2 olmak üzere toplamını da 3 olarak buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Polinomunda x üzeri 4 terimin katsayısı kaçtır diye soruyor. Burada gençler önceki konularımızdan biri olan binom açılımını hatırlamamız gerekiyor. Öncelikle x kare artı 2'nin küpündeki x üzeri 4'lü terimi bulalım. Şimdi nasıl yazıyorduk? n'in r'lisi 3'ün r'lisi çarpı x kare üzeri n eksi r n dediğim 3 3 eksi r çarpı 2 üzeri r. Bunun ne olmasını istiyoruz? x üzeri 4 yani katsayısını a diyelim bunu bulalım. Şimdi şurayı dağıtırsak <laughs> x üzeri 6 eksi 2 r gelir. x üzeri 4'lü terime eşit olması için bakın üstler eşit olacak yani 6 eksi 2 r 4'e e eşit olacak o zaman r'ye 1 gelmeli. R'nin yerine 1 yazıp hesaplıyorum. 3'ün birlisi çarpı x kare üzeri 3 eksi 1'den 2 çarpı 2 üzeri 1. Bir. 3'ün birlisi 3, 2, x karenin karesi x üzeri 4. Yani 6 x üzeri 4 geldi. Yani burada x üzeri 4'lü terimin katsayısına a demiştik. Buradakine de b diyelim. a'yı buradan 6 bulduk. x eksi 3 üzeri 5'li terimdeki x üzeri 4'lü terimi bulacağız. x eksi 3 üzeri 5 açınımındaki x üzeri 4'lü terimi bulacağız. 5'in r'lisi çarpı x üzeri 5 eksi r çarpı eksi 3 üzeri r. Bunun ne olmasını istiyoruz? b çarpı x üzeri 4. Yani 5 eksi r'nin 4 olması lazım. ve 5 eksi r 4 ise r yerine 1 yazmalıyız. R yerine 1 yazarsak 5'in 1'lisi çarpı x üzeri 4 çarpı eksi 3. Buradan eksi 15 çarpı x üzeri 4 gelir. Yani buradan b'nin eksi 15 gel olduğunu gördük. A ne geldi dedik 6. B eksi 15. Yani şöyle düşünün. Bir 6 x üzeri 4 geliyor. Bir de eksi 15 x üzeri 4 geliyor. Bunu topladığımda x üzeri 4 cinsinden bakıp eksi 9 x üzeri 4 o zaman kat sayısı kaç oldu? Eksi 9 yani A, A şıkkı geldi. Dediğimiz gibi binom açılımını kullanarak yaptık. Polinomunun derecesi 5, baş kat sayısı 1 ve sabit terimi eksi 2 olduğuna göre. M, n, P toplamı kaçtır? Derecesi 5 olacaksa x üzeri 8 ile terim gitmeli. Yani m 0'dır. Derecesi 5 olacak. O zaman x üzeri 5 terim bulunmalı. Baş katsayısı 1 diyor. Yani n 2 eşittir 1. n eşittir 3. Ha, şöyle bir şey diyeceğim gençler. Önce şuna bakalım. Affedersiniz. Burada bir düzenleme yapmamız lazım. Bakın tuzağa ben düştüm. Siz düşmeyin. X üzeri 8'de terim 2 tane var. Burayı X üzeri 8 parantezine alırsak M artı 2 çarpı X üzeri 8 olur. Artı N eksi 2 çarpı X üzeri 5 artı 3X artı P. Böyle yazalım. Yani dereceleri birleştirmeniz lazım. Bir burada x üzeri 8 de bir burada x üzeri 8 de olursa yorum yapmamız sıkıntıya düşer. O yüzden birleştirdik. Bakın o düştüğüm tuzağa siz düşmeyin. Şu hale getirdikten sonra yorum yapmak daha doğru olacaktır. x üzeri 8'de terim bulunmayacak. Neden? Polinomun derecesi 5 olmalı. O zaman x üzeri 8 de terimin katsayısı olan m artı 2'yi 0 yapıyoruz. m eksi 2 geliyor. Baş katsayısı 1 olacak diyor. Yani x üzeri 5'li terimin katsayısı 1 olacak diyor. Yani n eksi 2 eşittir 1 n eşittir 3. Sabit terimi yani x'e bağlı olmayan terim yani burada p bunun eksi 2 olacağını söylüyor. Bunları tek tek bulduk. mnp'yi toplayın. Toplarsak bunları eksi 4 artı 3'ten eksi 1 yani doğru cevap b eşittir oldu. Ece aşağıda verilen m ve n sayılarından mn ikililerini seçerek konumunda yerine yazacaktır. İkililerinden hangileri olamaz? Şimdi şurada ne diyeceğiz? Bunun 12 bölü m ve n bölü 3'ün birer doğal sayı olması lazım. E, çünkü polinom belirtecek. O zaman m'in 12'nin bölenleri olması lazım. Yani m 12'yi bölen e, sayılar nelerdir? Ki sonucu doğal sayı gelsin. Negatifleri almıyorum. Negatifi alırsak negatif tam sayı gelir. O da doğal sayı olmaz. 12'nin bölenleri 1, 2, 3, 4, 6, 12. N3 olacaktı. Yani N3'e bölünecekse N3'ün katı olmalı. Buradan bu sonuçları çıkartabiliriz M ve N için. Şimdi M1 N3 M1 N3 1 bu şıkka uyuyor. 1, 2, 3, 4, 6, 12'den biri olacaktı. 3 de 3'ün katı olduğuna göre bu olabilir. M6 olur. Ama N2 olamaz. Bakın N eşittir 2 olamaz. Neden? N'nin 3'ün katı olması lazım. N'nin yerine 2 yazdığınızda 2 bölü 3 gelir. 2 bölü 3 bir doğal sayı değildir. Bu gitti. 4 olabilir mi? Burada var. Ama N 8 olamaz. Neden? 8 yazdığımızda 8 bölü 3 bir doğal sayı gelmez. Bu da gitti. Hangileri olamaz? 2 ve 3 doğru cevap E şıkkı. İfadesi 3. dereceden bir polinom olduğuna göre. Şimdi bakıyorum düzenlemem gereken yok. O zaman 6. dereceden terim bulunmayacak. M-2, 0, M-2 gelir. 4. dereceden terim bulunmayacak. M-N artı 6 eşittir 0. Buradan N eşittir. M artı 6. M'in yerine 2 yazarsak N 8 gelmelidir. Bunları götürdünüz. Ne kaldı? X üzeri A eksi X kare kaldı. E bu 3. dereceden bir polinom olacak. O zaman kuvveti ne olmalı? 3 olmalı. A buradan 3 gelmelidir. Bunların toplamı 2 artı 8 artı 3'ten 13 bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkı olur. İfadesi bir polinom olduğuna göre M'nin en büyük değeri kaçtır? Üstler doğal sayı olacak. Yani 6 bölü M1 doğal sayı olacak. 4 eksi M1 doğal sayı olacak. 4 eksi M o zaman sıfırdan büyük eşittir. Tam sayı yani M küçük eşittir. 4 gelir buradan. Ve 6 bölü M doğal sayı. Yani 4'ten küçük 6'nın bölenlerine bakıyoruz. Tabi pozitif olacak şekilde. 1 olur. 2 olur. 3 olur. Bu kadar. M'nin en büyük değeri kaç oldu? 3 oldu. Doğru cevap B şıkkıdır. A tam sayı olmak üzere bu polinomlar için. Kat sayıları çift sayı olan polinomlardır diyor. Şimdi x üzeri 4 eksi a a eksi 2 4 eksi a'nın bir doğalsa yani sıfırdan büyük eşit olması lazım a eksi 2'nin de. O zaman buradan 4 büyük eşittir a. Buradan a büyük eşittir 2 gelir. Yani a 2 ile 4 arasında mı? Evet. Kat çift sayı olan polinomlardır. Yo a'yı 3 seçtiğim anda bu gider. Sabit terimleri tek sayı olan polinomlardır. Bu da gider gençler. 3 seçtiğim anda gider. Derecesi en çok 2 olan polinomdur. Şimdi a'yı 2 alırsak bakın px ne geliyor? 2x kare artı a'yı 2 alırsak 2 aldığım anda ne geliyor? 2x üzeri 0 2 artı 2'den 4. a'yı 3 alırsak px eşittir 3 x üzeri 1 oradan da 3 x üzeri 1 6 x artı 3 gelir. A'yı 4 alırsak buradan birincisinden 4 8 yani px eşittir 4 x kare artı 8 gelir. Bunları görürsünüz yerine koyduğunuzda ben hızlıca yaptım. Bakın buradaki derece ne? 2. Buradaki derece ne? 1. Buradaki derece ne? 2. Derecesi en çok 2 olan polinomlardır diyor. Evet. En çok 2 olan polinomlar geliyor. Bu doğru. O halde hangileri doğrudur? Yalnız 3. Doğru cevap C şıkkı oldu. Ve böylelikle pekiştirme testi birinde sonuna geldik gençler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.